Siz de biliyorsunuz bugünün yarını var. Bunları geri çekip sizi de bizim yerimize koyacaklar. Bu yolda devam edeceğiz. Sonuna kadar gideceğiz. Biz buradayız. Sonuna kadar burada bekleyeceğiz, direneceğiz. Hiçbir şekillere geri çekilmiyoruz. Buradan da gitmiyoruz. 4 yıldır burada bebekle çalışıyorum. İçeride aşırı derecede mobbing uygulandı üzerimize. Maaşlarımız sürekli asgari ücretti. İnsan gibi davranılmadı bizlere. Sürekli kadın erkek ayrımı yapıldı. Bizler zor bölümlerde çalışıp daha ağır şartlarda iş verdik. Bundan dolayı arkadaşlarımızla birleşip sendikaya girme kararı aldık. 2023 Ocak'ta sendikaya başvurduk. 10 ay içinde bütün yetkilerimizi, her şeyimizi aldık. Ve bizi bu arada attılar 9 arkadaşımızı işten. İçeride kadın arkadaşlarımıza karşı çok fazla mobbing uygulanıyor. İnsan gibi yaşamak ve insan gibi çalışmak istiyoruz. İçerideki arkadaşlarımızın da güçlü olmasını istiyoruz. Hiçbir şekilde hiçbir mobbinge boyun eğmemelerini istiyoruz. Bizler buradayız, onlar için buradayız. Bütün kadınlar için buradayız. Direnişteyiz. Bizleri 45 koduyla attı işveren. 45 koduyla atıldık ama biz hırsız değiliz. Biz kötü bir şey yaptığımızı düşünmüyoruz, hakkımızı arıyoruz. Sadece hakkımız olanı istiyoruz. Biz makinalarda, paketlemede, her yerde biz vardık. Yeni giren işçiyle aynı parayı alıyorduk. Asgari ücret alıyorduk sadece. Çocuğun hasta olduğu zaman mesela izin almak istediğimizde zorluk çıkartıyorlardı. Eşim ameliyat olacak dediğinde sen mi ameliyat edeceksin deniliyordu. Bu tür ithamlarda da bulunuluyordu. Yani bunlardan dolayı bir sendikalaşma kararı aldık. Arkadaşlarla birlikte sayımızı da çok kısa zamanda topladık. 2 ayda sayımızı topladık. Bir de Hendek'te böyle bir şey de yok. Sendika olayı da yok. Gidip Düzce'den bulduk. Oradaki insanlarla görüştük. Sağ olsunlar her şekilde bize destek oluyorlar. Desteklerini hiçbir zaman çekmediler bizden. Birlik olduğumuz zaman sesimizi duyar herkes. Birlik olmadığımız zaman bir şey yapamayız. Herkesin dediği gibi tek elin nesi var, 2 elin sesi var. Sabah 6'da çıkıp akşam 10'a kadar çalıştığımız oluyordu, mesai yapıyorduk. Çocuklarımızı göremiyorduk. Yani buradaki fedakarlarımız aslında bir nevi ailemiz tamamıyla burası olmuştu. Artık belirli bir çizgi vardır insanlarda. Maalesef o çizgiyi aştılar. Artık insan yerine koyulmadığımızı, bir kadın olarak bizi dışladıklarını, erkeklerin burada daha çok değer verildiğini, hiçbir söz hakkımızı olmadığını tamamıyla bize bunu hissettirdiler. Sendika denen biz bir şey bilmiyorduk. Evden işe, işten ev gibi bir şeydi. Artık mobbingler o kadar çok fazla oldu ki adım atmamız, oturmamız, kalkmamız tamamıyla içeride bir sorun haline geldi. Aslında onlar bizi itti ve pişman olmadığım için de daha çok gurur duyuyorum. Bir kadın olarak hakkımızı savunarak sendikaya başvurduktan sonra haklarımızı kazandıktan sonra baskılar daha çok yoğunlaştı. Müdürümüzü mesela hiç görmedik. Sendika adını duyduktan sonra ilk defa bizle bir konuşma yaptı. En doğal hakkınız dedi sendikalı olmak ama arkasından tehditleri savurdu bize. Mobbing nasıl bir şey yapılır? Ben bunu hiç bilmezdim. Maalesef içeride çok iyi öğrettiler. Sendika girdikten sonra 7 senelik elemanım, maaşımda hiçbir zam olmadı. Ben operatördüm. Sadece çalış, sürekli çalış. Yani istedikleri olmadığı zaman seni diğer bölümlere sürüklüyorlardı. Sözlü hakarete uğruyorduk. Sendikaya başvurduğumuzda sendikayla ilgili alaylar edildi bize. En sonunda da işte kapıya konulduk. Bu süreç içinde içerideki baskı, hani çocuğu azarlarsınız ya, okula yeni başlarsınız, sus kelimesini, biz bunu duyduk çok. Parmağıyla şefimiz sözlü hakaret ediyordu. En sonunda dediğim gibi iten aslında onlar oldu. Ve yaptığımız ürün anne ve bebek ürünleri. Biz bir anneydik. Orada bizim anneliğimizin hiçbir değeri yoktu. Ama bizi anlayan tek şey oldu sendika. Hani biz insan gibi çalışmak istedik orada. Maddi yönünü geçtik çünkü maddi yönünden bize hiçbir desteğimiz yoktu. Asgari ücret alıyorduk, yeni senelik elemanım ama hiçbir destek yoktu. Bu yüzden de sendikaya başvurduk. Pişman mısın? Asla pişman değilim. Bir suç bulamadıkları için de bize bir kod koyup zorla üye yaptığımızı iddia edip bizi bir günde diğer arkadaşlarımla birlikte işten çıkardılar. İçeride bir sürü üyelerimiz var. Sürekli korkutuluyorlar. Tek tek yanlarına çağrılıyor. vaatlerde bulunuluyor. Greve çıkmazsanız size çeyrek altın vereceğim ama çıkarsanız hiçbirinize vermeyeceğim diye insanları birbirine düşürüyorlar. Biz haklarımızı istiyoruz. Yeteri kadar çalıştığımız yıllar içerisinde zaten hakkımızı yediler. Bir de bizim haklarımıza gasp edip bizi işten çıkardılar. Siz de biliyorsunuz bugünün yarını var. Bunları geri çekip sizi de bizim yerimize koyacaklar. Bu yolda devam edeceğiz. Sonuna kadar gideceğiz. Biz buradayız. Sonuna kadar burada bekleyeceğiz, direneceğiz. Bizim anayasal hakkımızdı. Biz bunu kullandık. Hiçbir şekilde geri çekilmiyoruz. Buradan da gitmiyoruz.